Bu Hindistan kıtası. Hacı Celal Efendi, Hacı Celal Efendi acayip ülkedir. Bir kıta orası. Kıta. Her acayip insan, her acayip vukuat olmuştur orada. Allah Allah. Her acayip mahlukat, nebatatından, hayvanatından, efendim şehirlerinden acayip bir ülkedir. Masallara geçmiş efendim. Masal ülkesi, mesel evet, ülkesi. Mesel, evet. Binaenaleyh, orada bir çiçek var diyor. Eski hükemalar, eski hekimler. O çiçeği kim bulup da taşırsa, herkes o kimseyi beğenir. Ama o çiçek olduğu yerde onun etrafında kobra yılanı var. Allah. Kobra yılanı en tehlikeli yılandır. Allah Allah. Başı böyledir onun. Ondan şey eder, başı böyle açılır. Herkes alamıyor onu değil mi? Ayağı... Bunlara söyle gitsinler de gitsinler. Nasıl bozuyor? Ayağa kalktığı vakitinde atağa geçer. Püskürür zehirini. Evet. Isırmadan. Zehir püskürür. Zehir de püskürür. Allah. O yılanların içerisinde şahmeran. Şahmeran. Şahmeran var. Kobra. Kobra. Şahmeran olan o. Allah. Bir ben bu Seylan Adası'nda Hızır Peygamber'le Musa Aleyhisselam'ın Aleyhisselam'ın içtima ettiği makama gittim. Allah. İki deniz kavşağında evet. Buluştular. Evet. O makama bu sene ziyaret nasip oldu. O da acayip ülke. Seylan Adası'da. Allah. Oraya giderken ormanın içerisinden geçiyoruz. Orman efendim serbest mıntakadır. Hayvanatın, vahşi hayvanları. Asfalt geçiyor ama durması olmaz orada. Evet, evet. Durmayın diyor. Serbest mıntakadır. Durmayın diyor çünkü bir yırtıcı hayvan hücum edebilir. Arslan olsun, kaplan olsun, yılan olsun, filler olsun, maymunlar olsun, çeşit türlü mahlukat o orman sahasıdır. İnsan giremez oraya. İzinsiz girilmez diye yazıyor. Allah. Oraya. O biz arabayla giderken baktık bir alamet geçiyor. Allah Allah. O hayvan gibi, o yılan gibi heybetli yılan ben başını yetişemedim görmeye de efendim onlar gördüler arkadan böyle aheste revan geçti. Allah Allah. Heybetli bir hayvan o. Allahu Ekber dedim. Kahverengi. Kahverengi. Aheste revan hiç aldırmadan. Hiç aldırmadan böyle geçti. Efendim. Yoluna gitti. Öldürmezler onu o kavim. Bırakırlar. Rengi de hoş. Hitap etti. Ben onu gördüğüm vakitinde şey gelmedi. Saltanatlı bir geçişten geçti o hayvan. İşte bu derinin bu derinin değil de bizim Nihat Efendi'nin giydiğinin renginde. Allah Allah. Demek ki kahverengi. Yılan. Hiç o renkte de yılan görmedim. İstikrar etmiş efendim. Bu kadar şeyi. Başını da göstermiyorsun. Başını göstermedi bana geçti. Tak arabanın önünde. Onun o saltanatlı bir geçiş o hayvanatın, o hayvanın geçişini gördüm. Telaşlı geçişi olmadı. Sonra ondan yılan olduğu için tabii insanoğlu yılandan ürker, çekinir, soğuk hayvandır diye.
O hayvandan o soğukluk gelmedi. Allah. Sonra o lisan-ı halinden bize hitap edip dedi ki beni yılan olarak tasvir eden Cenab-ı Hak'tan hoşnut ve razıyım. Allah Allah. Gerçi siz insanlar bize bakarken tiksinirsiniz, korkarsınız, ürkersiniz. Hoşumuza gelmez bize bakmak. Lakin orada bizim bir dahlimiz yoktur. Biz kendi irademizden yılan olarak bu alemde görünmedik. Ay. Rabbinin iradesidir beni böyle tasvir eden. Bana ibretle bak. Allah Allah. Ben vazifemi görürüm. Bana nasıl yaşamak emrolunduysa o yolundayım. Tabiatımı ben değiştirmem. Şikayetim de yoktur. Siz nazar ederken Halik'in kudret ve sun'una ve hikmetine nazar ediniz. O zaman biz de size munis oluruz. Bizden de üns alırsınız. Ünsiyet olur. Uzya ünsiyet yaptığınız gibi. Biz sizin elinizde kamçı da oluruz. Bizden size zarar gelmez. Siz üns bulduktan sonra hikmete bakıp yaratılış hikmetimize ve bizi böyle yaratan Allah'ın sun'una siz bakarak efendim ilahi sanatın kemaline bakıp seyrettiğinizde üz hasıl olur bize de. Vahşet gelmez bizden size diyor. İşte onun için efendim o çiçeğin olduğu yerde o merkez kobral yılanlarının merkezidir diyor. Yani oraya o çiçeğe o çiçek olur olmaz yerde büyümüyor. Nasıl ki define ejderhasız olmaz gibi böyle kıymetli olan o çiçek efendim çok zahmet yetişilen bir yerdedir. Tehlikelidir ona yetişip alabilmek. Böyle söylüyorlar eski hekimler kitaplarda böyle beyan etmiş, o çiçekten bahsetmişlerdir. Onun üzerine bir veliullah diyor ki yahu o kadar zahmet çekip o çiçeği o kadar tehlikelerle elde edinceye kadar siz diyor gece yarısında herkes uyurken Cenab-ı Hak birinci semadan nerede benim huzurumda duran kullarım diye çağırdığında kalkıp da iki rekat kıldığınızda size Cenab-ı Allah bir üns envarından giydirir ki ertesi gün size bakan kimse sizi beğenir. Vahşet sıfatı kalkar da her bakana siz hoş görünürsünüz. O çiçeğin size vereceği üsten 70 derece fazlasını bulursunuz diyor. Gece 2 rekat olsun kılmaya muvaffak olsanız diyor. Her gecede var. O merkezi bulmaya, o çiçeği bulmaya Hindistan çöllerini, dağlarını dolaşmaya lüzum etmez diyor. Hemen her gecede siz onu bulursunuz. Onun için şimdi beğensinler dedim ben Hacı Yaşar'a da. Allah beğendirirse efendim üns makamı
bir kimseye verildiğinde insanları bırak, vahşi hayvan da ondan ünsiyet alır. Allah bizde üns, bisatül ünste ağırladığı kimse kullarından eylesin. Amin. Hürmetül Fatiha. Allah'a emanet olun.